Şimdi sizleri 22 yaşındaki Gülcan Palavan'la tanıştıracağız. Kendisi milli sporcu, 22 yıllık hayatına 60'a yakın madalya sığdırdı. Detaylar CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ahmet Akpolat'ın haberinde. Koşup ne yapacaksın? İşte gel evinde otur. Herkes ona yapamayacağını söyledi. O sözlere kulak tıkadı, azmetti. Başaramazsın diyenlere özellikle başarı sergilemeye de devam ediyorum. Ne çoban olmayı seçti ne de çocuk gelin olmayı. Çocuk gelin olmak istemedim çünkü hani eskiden hani böyle çok küçükken evlendiriyorlardı. Ben de o çocuk gelinlerden yani olmamak için koşmayı tercih ettim. Yani hedefe koşmayı koydum. Belki şu an zaten spor hayatımda olmasaydı ben de o çocuk gelinlerden bir tanesi olabilirdim. Gülcan Palavan henüz 22 yaşında. Kendini bildi bileli koşuyor. Dağ taş demeden sınırları zorluyor. Azmi ve başarısı birkaç yıl içinde onu onlarca madalya sahibi yaptı. Şu ana kadar 60'a yakın madalyam var. Gülcan Palavan'ın hayatı Ardahan'ın Samandöken köyünde başladı. O 10 yaşından itibaren ailesine destek olmak için çobanlık yapıyordu. Babamla beraber yazın hayvanların önüne gidiyordum ben, çobanlık yapıyorum babamla beraber. Hani hayvanlar yazın sıcak oluyor, sinekler falan konuyor hayvanların üzerine, hayvanlar kaçıyor. Ben de onları kovalamak için hani geri çevirmek için koşuyordum. Koşmadaki başarısı kısa süre içerisinde öğretmenleri tarafından da fark edildi. Çobanlık yaparken kendini yarışların içinde buldu. Beden eğitimi öğretmenlerimiz seçmeler yaparken orada önlüklü lastikli ayakkabılarla koşuyorduk. Orada seçildim, birinci oldum. Sonra Ardahan Göle ilçesinde yine yarış yapıldı. Orada da birinci oldum. Sonra en güzel derecem 2015'te Dünya Dağ Cross Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum Bulgaristan Smolen ilçesinde. Ve ardı ardına başarılar gelmeye başladı. 60'a yakın madalya aldı. Ancak o madalyalar onun için yeterli değil. Hedefler daha da büyük. 2024 olimpiyatları hedefim biraz büyük. Çünkü çok istiyorum olimpiyatlarda koşmayı. Türkiye'yi bayrağını, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dalgalandırmak istiyorum. Yurt dışında İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum.